Cuma saati. Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır. Bir ayet meali. Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu o zalimleri sevmez. Şura Suresi 40. ayet. Hadis-i şerif. Allah'ım, bana sevgini, senin katında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ihsan eyle. Amin. Günün sohbeti. Kıymetli dinleyicilerimiz, insanın özü, ilahi latife, kötü huyların ve sufli arzuların kaynağı gibi çok farklı mana içeriklerine sahip olan nefs kavramına, Kur'ani perspektiften yaklaşıldığında onun temel olarak ruh, zat ve öz varlık, bir şeyin kendisi anlamlarında kullanıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda Yüce Allah tarafından insanın yaratılışında iyiliği ve kötülüğü gerçekleştirme kuvvesi olarak var olan nefsin, kıskançlığa, cimriliğe ve bencil tutkulara elverişli olduğu, sufli duygulara kaynaklık ettiği, iradesini iyilik için kullananı cennete, kötülüğe yönelteni ise cehenneme götüreceği defalarca belirtilmektedir. Bu sebeple Rabbimiz, nefsinin arzu ve isteklerinin peşinden koşan kimseleri nefislerine zulmedenler şeklinde nitelendirmektedir. Bu denli büyük bir tehlikeye gebe olabilen nefse karşı mücadele etmeyi Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam büyük cihad olarak nitelendirerek veda haccında Allah'a itaat yolunda nefsinin dünyevi tamahları ile mücadele eden kimseleri mücahid olarak isimlendirmektedir. Bu minvalde nefs kavramı İslam düşünce geleneğinde akaid, tasavvuf ve felsefe sahasının önemli bir umdesini oluşturmuş ve üzerinde pek çok eserler yazılmıştır. Değerli dinleyiciler, maddi manevi sahip olduğumuz her şey Yüce Rabbimizin bize lütuf ve ikramıdır. Bunların gerçek sahipleri olduğumuzu zannetmemiz bizi büyük bir yanılgıya düşürür. Bizi bu yanılgıya sevk eden saik ise nefsimizdir. İslam literatüründe bir kimsenin putperest olması açık şirk, nefsinin arzu ve isteklerini putlaştırması, servet, şöhret, şehvet ve ihtiraslarının esiri olması ise gizli şirk olarak nitelendirilmiştir. Yüce Rabbimiz Câsiye Suresi 23. ayette, "Gördün mü nefsinin arzusunu ilah edineni?" hitabıyla bu özellikteki kişileri bizlere bildirmektedir. İrfan geleneğimiz nefsi, bütün yerilmiş sıfatların kendisinden neşet ettiği ruhi, hayvani olarak tanımlamışlardır. Nefis, insandaki kötü huyların kaynağı olarak görülmüştür. Kibir, inat, haset, kin, nefret, öfke gibi menfi duygular nefsani hastalıklar olarak nitelendirilmiştir. Bu husus, Yusuf Suresi 53. ayette, "Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis daima kötülüğü emredicidir." buyurulmuştur. Nefsin kötülüğe meylini kesebilmek, iyilik ve güzelliğe yönelebilmek için manevi bir eğitime, Kur'an ve sünnetin rehberliğine ihtiyaç vardır. Yüce Rabbimiz Şems Suresi 9 ve 10. ayetlerde, "Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır." buyurmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Mevlana ise, aklın karşıtı ve düşmanı olan nefsin, iyi insan içinde, kötü insan içinde elzem olduğunu ifade ederek, bu güçlere sahip insanın kendi içerisinde sürekli savaş vermekte olduğunu söyler. Müslümana düşen bu savaşta, onun her dediğinin zıttını yaparak nefsi layık olduğu şekilde kendi kalesinde tutsak etmektir der. Yalnız bu savaşın zor bir tarafı, bir kere galip gelindiğinde sona ermiyor olmasıdır. Yani iyi ve kötünün mücadelesi her daim devam etmektedir.
Bu minvalde Mevlana, nefsi üç köşeli dikene benzetir. Yere düşen bu üç köşeli diken, hangi yüzeyi üzerine düşerse düşsün, insana batar, ondan kurtulmaya imkan yoktur. O dikenin kökünü kazımadıktan sonra, onun ehil ellerde dahi olsa, kişiye zararı kaçınılmazdır, diyerek bir başka hikayeyle nefsi şöyle anlatır. İnsanların kullandığı yola diken eken bir kişi vardır. Yollara diken dikmeyi alışkanlık haline getiren bu adamı, yönetici birçok defa uyarır. Ancak adam her seferinde vakit var, yarın sökerim diyerek erteler. Bu arada dikenler her geçen gün biraz daha kök salar, kuvvetlenir. Dikenler kuvvetlendikçe adam yaşlanıp zayıf düşmekte ve yapması gerekeni yapamamaktadır. Evet değerli dinleyiciler, bu hikayeden hepimizin çıkaracağı birçok dersler vardır. Nefsimizin kötü huylarını kökleşmeden söküp atabilme duasıyla. Cuma Hutbesi. Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa, o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir. Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir. Aziz müminler, Rabbimiz hangimizin daha güzel ameller işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Ebedi alemde cennet muştusuna ya da cehennem azabına dönüşecek olan da işte bu hayat çizgisi üzerinde yaptıklarımız ya da ihmal edip terk ettiklerimizdir. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki zaman su gibi akıyor ve her geçen gün ömür sermayemiz azalıyor. Geçen her dakika bizi gençliğimizden uzaklaştırıp olgunluğa ve hatta yaşlılığa bir adım daha yaklaştırıyor. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkacağını bilemediğimiz o malum sona, yani ölüm ve hesap gününe doğru ilerliyoruz. Değerli Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder buyurmaktadır. Bu ayet-i kerime, başta ömür olmak üzere Rabbimizin ihsan ettiği bütün nimetlerin aynı zamanda sorumluluk gerektirdiği hususunda bizi ikaz etmektedir. Şükrünü ifa etmekten aciz olduğumuz bütün nimetler gibi ömrümüz de Rabbimizin bize bir emanetidir. O halde ömrümüzü nerede ve ne uğrunda tükettiğimizden sorumluyuz. Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle pek çok insan sağlık ve boş vakit konusunda aldanmakta, bu iki eşsiz nimetin kıymetini bilmemektedir. Ancak Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle geçirilen zamanlar kazanca dönüşür ve sahibini hüsrandan kurtarır. Allah'a iman ve Resulullah'ın sünnetine uymakla geçen hayatlar bereketlenir. İyilikle, ihsanla, erdemle ve güzel ahlakla süslenen ömürler mamur olur. Kıymetli müminler, Rabbimizin rızasına uygun, huzurlu ve adil bir dünyayı imar etmek üzere gönderildiğimiz hayatımızın bir yılını daha geride bırakıyoruz. Takvimlerin değiştiği bu günler, geçmişin muhasebesini yapmak adına hepimiz için önemli bir imkandır. Hatalarımızı gözden geçirmek, günahlarımıza tevbe etmek, yeni ve doğru kararlar almak, hayatımızda tertemiz sayfalar açmak için bulunmaz bir fırsattır. Yoksa yeni yıl, dini ve ahlaki değerlerimizi unutarak, milli ve manevi hassasiyetlerimizle bağdaşmayan davranışlar sergileyerek karşılayacağımız bir zaman dilimi değildir. Aziz müminler, miladi yeni bir yıla girerken kendimize soralım.
İmanı ve Rabbimizin rızasını kazanma azmini hayatımızın merkezine yerleştirebildik mi? Yoksa heva ve hevesimizin peşinde mi sürüklendik? Güç ve kuvvetimizi, bilgi ve emeğimizi, akıl ve tecrübemizi, İslami hakikatleri, insani ve ahlaki değerleri yüceltme uğruna mı harcadık? Yoksa gündelik arzularımızı ve şahsi beklentilerimizi mi önceledik? Gönlümüzde merhamet, adalet, tevazu ve hikmete mi yer verdik? Yoksa kibir, riya, cimrilik ve haset hastalığına yenik mi düştük? Rabbimizin, ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz ilahi fermanına sadakatle bağlanabildik mi? Elimizi kötülüklerden çekebildik mi? Dilimizi kem sözlere kapatabildik mi? Zihnimizi kötü düşüncelerden arındırabildik mi? Kalbimizi Allah aşkıyla doldurabildik mi? Anne babamızın, eşimizin, çocuklarımızın haklarını koruyabildik mi? En son hangi yetimin başını okşadık? Hangi komşumuzun halini, hatırını sorduk? Hangi yaşlının gönlünü aldık? Hangi yoksulun ihtiyacını giderdik? Kıymetli Müslümanlar, kalan ömrümüzü Rabbimizin rızasını kazandıracak iyi ve güzel işlerle donatmaya karar verelim. İnsan olmanın şerefli sorumluluğunu, emaneti yüklenmenin ağırlığını ve hesap gününün yakınlığını unutmayalım. Zamanımızı boşa harcamayalım. Boş ve yararsız işlerden uzak duralım. Hata ve yanlışlarımızdan dönelim. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı çoğaltalım. İşte o zaman ömrümüzün her yılı bizim için gerçek bir milat, gerçek bir imkan ve ümide dönüşecektir. Şimdi dua vakti. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, anne babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Amin. Gününüz aydın, cumanız mübarek olsun. Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanan Cuma Saati programını dinlediniz.